Son bilgilere göre Çin sınırları içinde Çin zulmü hakkında tanıklık veren ilk Uygur Türk'ünün gözaltına alındığı bildirildi. Doğu Türkistan'ın Aksu ili Onsu ilçesinden geldiği ve son birkaç yıldır Çin'in iç kesimlerinde yaşadığı bilinen Muradil Hasan, Eylül ayı başlarında yurt dışında yaşayan Uygur aktivistler aracılığıyla seslerini YouTube'da duyurmuştu. Muradil Hasan, YouTube'da yayınladığı birkaç videoda Çin baskısından şikayet etmiş ve annesi hakkında tanıklık vermişti. Özgürlük, cesaret ve yaşamın değeri hakkındaki görüşlerini paylaşan Muradil Hasan, gurbetteki Uygurları Çin zulmüne karşı birlik olmaya çağırmıştı. Kendisinin birkaç yıldır Doğu Türkistan'daki Çin zulmünden kaçarak Çin'in iç kesimlerinde yaşadığını belirten Uygur genç, her zaman tehlike altında olduğunu söylemişti. Muradil Hasan'ın YouTube'da yayınladığı bu videolar gurbetteki Uygurlar arasında geniş yankı uyandırdı. Onun cesareti övülürken diğer yandan yüksek teknolojiyle polis devletine çevrilen ve yurt dışı bağlantılı tüm sosyal medya ve haberleşme araçları yasaklanan Çin'de bunun gerçekleşmesinin mümkün olmayacağı tartışılmıştı. İngiltere'de 130 milletvekili Uygur halkına karşı sistematik ve hesaplanmış bir etnik temizlik olarak nitelendirildikleri Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetlerini kınayan bir mektup imzaladı. Ağır insan hakları ihlallerine dair böylesine kahredici kanıtlar sunulduğunda kimse bunu görmezden gelemez denilen ve tüm partilere mensup milletvekillerinin imzaladığı belgede Birleşik Krallık'taki parlamenterler olarak biz bu zulmü mutlak surette kınadığımızı ifade etmek için bu mektubu yazıyor ve bunun derhal sona ermesi için çağrıda bulunuyoruz ifadeleri yer verildi. Mektupta zorla nüfus kontrolü ve Uygur Müslümanların Doğu Türkistan'da toplu gözaltına alındığına ilişkin raporların yanı sıra trenlere bindirilmeyi bekleyen, gözleri bağlı, elleri kelepçeli ve saçları sıfıra vurulmuş çok sayıda insanı gösteren videolara da atıfta bulunuldu. Ayrıca İngiliz milletvekilleri yakın zamanda BBC'ye verdiği röportaj sırasında Çin'in Londra Büyükelçisi'ne gösterilen videonun Nazi toplama kamplarının görüntüleriyle tüyler ürpertici şekilde benzerlikler taşıdığına işaret ediliyor. Milletvekillerinin imzaladığı mektup Çin'in Londra Büyükelçisi'ne gönderildi. Beyaz Saray yönetimi Amerikan üniversitelerinde lisansüstü eğitim alan bazı Çinli öğrencilerin ve araştırmacıların vizelerini iptal etme kararı aldı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın hassas araştırma belgelerinin çalınmasını önlemek amacıyla alındığı belirtildi. İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Çin'i koronavirüs araştırmalarını çalmak ve Amerikan üniversitelerini öğrenci vizelerini kullanarak suistimal etmekle suçladı. Wolf, vizeleri iptal edilecek kişilerin Çin'in askeri sızma stratejileriyle bağlantısı tespit edilen öğrenciler olacağını belirtti. Wolf, köle iş gücüyle üretilen ürünlerin piyasamıza girmesine de engel olacağız dedi ve Çin'e insan onuruna saygı göstermesi çağrısı yaptı. Çin, Uygurlara yönelik çalışma kamplarını da içeren uygulama ve politikaları nedeniyle eleştiriliyor. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde Çin'in yayılmacı politikalarını endişeyle izlediklerini söyledi. Çevrim içi düzenlenen ASEAN 53. Dışişleri Bakanları sanal toplantısında konuşan Bakan Motegi, bölgesel sorunlara değindi. Çin'in yayılmacı politikalarının endişeyle takip edildiğini kaydeden Motegi, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde statükoyu tek taraflı değiştirme girişimleri artarak devam ediyor dedi. Hong Kong'daki konjektüründe endişeyle takip edildiğini dile getiren Motegi, istikrar ve demokrasinin tek ülke iki sistem altında geliştirilmesini vurguladı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin tamamen normalleşmesine ilişkin anlaşmanın resmi imza töreninin 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacağı belirtildi. Basına konuşan ve isimlerin açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkilileri düzenledikleri telekonferansta İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında varılan anlaşma için resmi imza töreninin 15 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da yapılacağını kaydeden yetkililer, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail heyetlerinin başında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zeyd Al Nahyan'ın olmasını beklediklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump 13 Ağustos'ta İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini tamamen normalleştirmek için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.